başta enkaz altında geçirilen süreden itibaren konuştuğumuz ve sonraki şimdi söylediğiniz koşullarla da devam eden böbrek hastalıkları riski var. O ne boyutta, hem enkaz altında uzun süre kalanlar hem de çadır hayatında, zira evlerinde normal bir düzen içerisinde değiller. Böbrek hastalıklarına ne kadar kapı aralanıyor? Nasıl bir risk var? Melda Hanım, böbrek hastalıklarında travma geçirmiş olarak kurtulanların hepsiyle ilgili ben iyi bir organizasyon yürütüldüğünü çok net ve açık biliyorum. Burada Türk Nefroloji Derneği'nin, diyaliz dayanışma sisteminin, diyaliz organizasyonunun Türkiye'deki çok iyi olduğunu bildiğim için baştan beri de çok büyük bir tereddüt duymadım. Çünkü kurtarılanların hepsi ambulans helikopterlerle diyaliz merkezi olan büyük hastaneleri, Mersin'deki, Adana'daki, diğer şehirlerdeki sevk edildiler. Onların zaten akut böbrek yetmezliğiyle tedavilerini yapması lazım. Yapıldı işte, yapıldı, bitti, oldu. Kronikleşip bir problem çıkaracak kanaatinde değilim. Esas bundan sonraki problem, insanlarımız artık bir ruhsal enkaz altında. Onun baştaki konuştuğumuz nokta önemli. Yani artık bir kere mesela amputasyon problemi çıkacak çoğunda. Çıktı, çıkmıştır. Yani kol, bacak kaybı Allah esirgesin. Ama bir grup vatandaşımızda bu tip şeyler olacak. Bunların temini lazım. Bunlarla ilgili ayrı bir herhalde Türk Ortopedi Derneği'nin ya da fizyoterapistlerin vesaire bir organizasyon kuracaklar. Bizden yardım isteyecekler. Biz de bağışta bulunacağız. Parasal bağışta bulunacağız. Çünkü bu kişilere protez takılması, ortez takılması gerekiyorsa bunun bir şekilde karşılanması lazım. Hem de en iyisiyle. Böyle idare eden falan değil. Bir kısmının sakatlıkları olacak. Bunlara sakatlıklarla ilgili, engellikleriyle ilgili, engelleriyle ilgili özel araçların, belki arabaların, belki özel elektrikli sandalyelerin vesairelerin temin edilmesi gerekecek. Daha işin boyutu çok fazla. Çok fazla. Ama hiçbirisinden yılmadan iyi bir organizasyonla bizim hepimizin yardımı hazır olarak elimizdeki gücümüz neyse o gücümüzün bir miktarını oraya ayırarak ki şöyle bir fırsat var elimizde. Ramazan geliyor, zekat ayı, yardımlaşma ayı. Burada belki bazı dini vecibelerimizi buraya yönlendirerek, ağırlığı buraya vererek. Çünkü sizi yardım ederken gören de Yüce Allah, namaz kılarken gören de Yüce Allah, umre yaparken de gören ve değerlendiren Yüce Allah. Bu yaptığınız her türlü fedakarlık, her türlü insani yardım bir ibadettir. Çünkü ben bir felsefecinin yorumlamasında okumuştum. Eckhart olması lazım. Diyor ki o felsefeci, Allah'ın eli kolu yok, Allah'ın eli kolu biziz diyor dünyadaki. Biz onu yerine getiririz. Onun eli kolu olarak biz insanlara yardım ederiz. Sıkıntıya düştükleri zaman diyor. Ben bu fikre katılıyorum. Biz eğer manevi hayatın bir parçasıysak, ki bunu şöyle düşünenler var. Biz diyor, yine bir felsefeci, çok hoş bir yaklaşım Melda Hanım. Hayat yolunda manevi şifaya kavuşmak için yürüyen kişiler miyiz? Yoksa hayatı gerçekleştirmeye çalışan manevi varlıklar mıyız? Biz belki de manevi varlıklarız. Ben ikinci kısmının daha önemli olduğunu düşünüyorum. O zaman biz o manevi varlık olma gücümüzden hareketle daha çok yardım oluşturmalıyız. Daha çok manevi şifa yanında sahip olduklarımızı paylaşarak o bölge halkıyla beslenmelerine, barınmalarına, psikolojilerine, her şeylerine yardımcı olmalıyız.